Merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Banggood sitesinden bir adet drone kopter, yani quad kopter satın aldım. Bu benim yurt dışından aldığım, Çin'den aldığım en pahalı ürünlerden bir tanesi. Açıkçası ciddi bir sıkıntı çektim gelirken, gelecek mi gelmeyecek mi diye. Sigortalı falan yaptırdım, yani insurans falan yaptırdım gelmemesine dahil, ama tabii ki yurt dışından alıyorsunuz, çeşitli endişeleriniz oluyor bununla ilgili. Ama şuna da karar verdim, olmasın. Çünkü çok yorum okudum, çok eleştirilere baktım makinelerle ilgili, firma ile ilgili. Bir sıkıntı olmadığını gördüm. Avrupalılar bizim kadar farklı bakmıyor bu olaylara. Adamlar satışına bakıyor, ihracatına bakıyor, ithalatına bakıyor. O yüzden ben de onların bu bakışından faydalandım. Bakın, çok şık, güzel bir çantası geldi. Bu çantayı her zaman böyle her yerde bulmak mümkün değil. Yarın öbür gün quadcopter'den vazgeçersem güzel bir kamera çantam olabilir. O kadar güzel. İçini de göreceksiniz birazdan. Nedir bu? ZL Remote Control. Yani açıkçası ZL neyin açılımı, neyin basiti bilmiyorum. Banggood sitesinde girerseniz, ben size ürünün kodunu da söyleyeceğim. SG906 diye bir model. Türkiye'de hiçbir videosuna rastlamadım. Türkiye'de hiçbir videosu yok. Belki de bu video ilk olacak. Videonun amatörlüğünden dolayı özür dilerim. Çünkü ben profesyonel bir video çekimcisi değilim. Grafiker değilim, tasarımcı değilim. Benim dalım tamamen bambaşka. Ben sizlerle bu ürünü merak edip de göremiyorsunuz, araştırıyorsunuz belki. Nasıl bir şey olduğunu, işte İngilizce anlatıyorlar, Rusça anlatıyorlar, Japonca anlatıyorlar, Çince anlatıyorlar, Fransızca anlatıyorlar. Bir tane de Türkçe anlatan biri olsun. Onlar birçok detayı anlattı zaten. Ben size başka bir konseptle anlatım sağlayacağım. Uçurma videolarını izleyeceksiniz. Birçok özelliği videosunu izlemeyeceksiniz, özelliklerin. Çünkü daha özellikleri denemedim. Bu videoyu da denemeden yayınlıyorum. Ben size bu siteden bu ürünü aldığınız zaman elinize ne geliyor? Oyuncak mı geliyor? Yoksa ciddi bir ürün mü geliyor? Ne geliyor? Bunu görmeniz, tespit etmeniz açısından size bunu tanıtmak istiyorum. Hemen açıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Bakın, iki tane gözümüz çıkıyor. Bu gözlerden tabii ki her zamanki gibi pervanelerimiz çıktı. Yani 4 adet yedek pervane göndermiş arkadaşlar bize. Gerçekten önemli, çünkü bunların bir tanesini yaklaşık 20 liraya satıyorlar. Çok iyi bir para. Çok basit bir ürün ama gerçekten iyi bir para. Hatta ben ilk çalıştırmamda yanlışlıkla uçak içinde dura dura sıkılmış, kendini dışarı atmak istedi. Paketini açar açmaz havalandı ve sağa sola çarptı. Hatta bilgisayarımın ekranına çarptı. Ekranımda bile izleri kaldı. İlk uçuşunda ciddi hasarlar verecekti. Kullanma kılavuzunu okumadan veya iyi bir videoyu öğrenmeden sakın çalıştırmayın. Heyecanlanmayın yani bunu bir an önce uçurmak için. Çünkü ben heyecanlandım ve bu bana yaklaşık 2 tane pervaneye sebep oldu. Tabii ki hemen sitesine girip yine 2 tane sipariş verdim. Yeni pervaneleri bekleyeceğiz. Tabii ki yedek pervaneleri taktık, uçurmayı sağladık. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama gerçekten keyifli bir oyuncak. Nedense bu tarz oyuncakları seviyorum. Yarın benim çocuğum da sevecek eminim. Ona da sevdireceğim. Tabii ki yedek vidalarıyla beraber küçük bir tornavidası var. Bunları çalıştırmak, sökmek için. Artistik böyle bir çok önemli, çok ciddi bir poşet çıktı içerisinden. Bu poşeti her yerde bulamazsınız. Çin'de geliyor sadece. Ha, bu arada bu ürün Çin'den gelmedi. Bu da bir ayrı bir detay. Bu ürün bana Belçika'dan geldi. Sipariş Çin firması gibi ama Belçika'dan ürünü kargoladılar. PTT ile geldi. Bu ürünün fiyatı yaklaşık Türkiye parasıyla 1000 lira civarında. Yeni işte vergi kanunlarında falan %20 vergi ödeyeceğim diye düşünüyordum hep. Yaklaşık işte 200-250 lira daha üstüne ücret konacağını düşünüyordum ama videonun en sonunda ne kadar ödediğimi size paylaşacağım. Gümrük vergisi ne kadar aldılar, bunu orada size belirteceğim. Dilimle söylemek istemiyorum. Evet, kitapçığında SG906 bir kullanıcı kılavuzu.
Burada işte elde yukarı aşağı kontrol, işte çeşitli ibarelerle, işaretlerle fotoğraf çekmeyi gösteriyor. Follow me özelliği var. Kendini takip etme. Daha ben başaramadım onu. Ona erişemedim. Geri dön komutu var. Bu çok önemli ve çok güzel bir komut. Şarjı bitmeye başladığında zaten kendisi otomatik olarak geri dönmeyi sağlıyor makine, alet. Bu yönden güzel. Telefonunuza kurguladığınız bir program var. Onun içinde işte bir barkod numarası var içerisinde. O barkodu tarıyorsunuz. Direktman program işte App Store'unuzdan veya işte Android satışınızdan, Play Store'dan ekranınıza geliyor, indiriyorsunuz. Çok büyük bir program değil, çok büyük yer kaplamıyor. Onunla kullanıyorsunuz. Evet, o program nedir? O programı da hemen gelelim. Reklam yapmayalım. Samsung J6 Plus şu anda elimdeki telefon. Ancak şöyle bir handikap var bu telefonun. Bu telefon drone'un Wi-Fi hattını görmüyor. Ve şu anda bununla ilgili bir sıkıntı çekiyorum. Samsung'la temas halindeyim. Umuyorum Samsung bu sorunu çözecek. Çünkü sadece bu telefon çekmiyor evde. Eşimin Samsung'u kullanabiliyor. Evde iPad var. iPad'den bağlanabiliyorum. Dediğim gibi eşimin telefonu, annemin telefonundan bağlanabiliyor. Her telefondan bağlanıyorum ama J6 Plus'tan bağlanamıyorum şu anda. Eminim bir sistemsel bir problem var. Samsung bunu çözecektir. Samsung'a da buradan selam olsun. Bu işi çözün. Yoksa ben telefon alamam bu drone için ve karımdan da her dakika ya telefonunu verir misin? Ben bunu uçurmak istiyorum diyemem. Sonra bana başka işler çöpü döktürür veya başka işler yaptırır evde. Sıkıntıya girmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi HFun Plus denilen bir program. Burada Angry Birds'ı da gördünüz. Evet, onu da yeni yükledim, oynuyorum arada. Boş zamanlarımda stres atıyorum. Arkadaşlar şöyle bir arayüz. Tabii ki şu anda bağlı olmadığı için kamera görüntüsü yok. Normal şartlarda kameranızın, drone'unuzun kamerası direktman yansıyor. Çalıştırmak için çok uğraştım, nasıl oluyor diyor. Şurada bir kilitli ekranı var. Kilide bastığınız zaman drone'un rutin olarak böyle boşta çalışmasını sağlıyorsunuz. Sonra soldaki bu alttaki tuşa bastığınızda yaklaşık 1.20-1.50 santim yerden otomatik olarak yükseliyor ve sizi bekliyor. Komutunuzu bekliyor. Ne yapmanızı istediğini bekliyor. Ondan sonraki aşamada elinize joystick'inizi alıyorsunuz. Joystick'inizin bu kollarını takıyorsunuz. Sol taraf yukarı, go diyorsunuz. O yükseğe çıkmaya başlıyor. Ben ilk denememde ne kadar çıkacak diye denedim. Tam 120 metre. Yani şöyle açalım. High, deep. Yani yükseklik, işte alçaklık, sağ sol mesafesi, derinlik mesafesini gösteriyor. Yukarı çektiğinizde ben burada 120'yi gördüm. 120 metre yükseldi. Yani 120 metre demek ne demek? 3/100. Yani 40 katlı bir binanın üzerine çıktı. 40 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştı. Ben aleti göremiyordum. Alet artık böyle şu kadar küçücük bir şeydi yani. Hani bundan bile küçüktü yani. Küçücük bir şey olarak görüyorsunuz. Tabii o görüntüde o heyecanda bu 120'ye bakarken kayda basmayı unutmuşum. Rekord yapmadım. Tekrardan aşağı indirdim. Ya dedim ben bu görüntüleri neden göremiyorum? Meğersem rekord etmemişim. İlk eşeklik öyle oldu. Yani bu işe başlarken bence yani kendinizi konsantreyi alete verin. Uçuracağınız alete verin. Çünkü bu işi ben bir an önce yapayım da işte geçsin derseniz işte heyecandan birçok şeyi unutuyorsunuz. Kaza geçirebiliyorsunuz. Heyecanlanmayın. Alet gerçekten perfect. Ya işte bu yine böyle anlatırken böyle şeyler yaşanıyor. Yani şunu açıp şu taraftan koysak da kapanırsa tekrar açsak ya. Ama işte maalesef olmuyor. Evet arkadaşlar. Quadcopter'imiz bu şekilde yer alıyor. Şimdi ben bunu size açmak isterim ama yine ofiste sağa sola kaçar diye korkuyorum açıkçası. Bakın içerisinden böyle bir pili var. Böyle silah şarjörü gibi. Zaten çıktığı aparatlarda bunlar. 3 tane de şarjör var. Yani pilleri 7.4 volt 2800 mAh'den.
böyle pil koruyucusu var. Bunu çıkartıyorsunuz. Sonra silahın şarjörünü takar gibi takıyorsunuz. Çıt. Sonra basık tutuyoruz. Hop. Alet. Yavru açıldı. Yavru diyor ki ben buradayım. Ben buradayım diyor. Şimdi biz yine önlemimizi alalım. Ne olur olmaz. Burada çalışırsa burayı tozu dumanı karıştırmasın. Tabii ki çalışmayacak. Çünkü ben YouTube Wi-Fi bağlantısını yapamadığım için bunu burada çalıştıramıyorum. Çalışmıyor. Ama tabii ki yön tuşlarının üzerinde şöyle bir formül var. Bu tuşları sol aşağıya çektiğiniz zaman motor otomatikman çalışmaya başlıyor. Ve havalanma moduna geçiyor. Ondan sonra uçuruyorsunuz bunu. Hiç telefona ihtiyacınız olmadan. Sadece remote kontrolle. Ama bu gerçekten riskli. Hiç denemedim içeride, dışarıda. Çünkü durdurmakla ilgili formülü bulamadım. Onu bulunca onu da yayınlayacağım. Onu da eklerim üzerine izlersiniz. Bu gerçekten... kendimi görüyorum burada. Bu gerçekten bir oyuncak değil, bir gerçek. Çünkü bu pervaneler çocuğunuza, hayvanınıza, evinizdeki birçok objeye zarar verebilir. Dikkat etmek zorundasınız. Dikkatli davranmak zorundasınız. Tedbiri elden bırakmamak zorundasınız. Bir oyuncak değil. Bunu tekrardan yineliyorum. Bununla oynayacağınız zaman dilimini çok iyi ayarlayın. Benim çocuğum ilk kullandığımda inanın sallaya sumuk ağlayıp kaçıyordu. Çünkü sesinden korktu. Pervanelerin sesi gerçekten çok rahatsız edici şekildeydi ona göre. Aslında bize göre değil ama çok hızlı çalışıyordu. Çok böyle arı vızıltısı gibi çalışıyordu. Vız 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 diye. O sesten korktu, ürktü çocuk. Ve ağladı açıkçası. O yüzden kapatmak zorunda kaldık. O çocuğun sağlığı sıhhati için. Arkadaşlar özetle şöyle diyelim. Zeytinburnu Lüleburgaz, Rize Samsun olamaz. Ceyhan quadcopterimiz böyle bir aparat, böyle bir alet. Uçuş videolarını göstereceğim. Kalitesi gerçekten çok güzel. Video kalitesi yeterlidir diye düşünüyorum. Daha iyisi de olabilir elbette. Bir gimbal olmaması, üzerinde bir gimbalının olmaması handikap. Tabii ki indirirken kaldırırken kamera biraz hareket ediyor. Otomatikman görselinizi etkiliyor. Bu yönde şikayetler olabilir. Gimbal'lı makinelerin de fiyatlarını az çok biliyorsunuz. Ben almadan önce onlara da bakmıştım. 5000 liradan 7000 liradan 10000 liradan başlıyor. Onlar birazcık daha bu işin profesyonel kısmı. Bu işi öğrenin. Bu tam öğrenilecek bir makine. Bakın çantanıza koyun, cebinize koyun, her yere koyun. Rahatlıkla götürün tatillerinize. Ama dediğim gibi İHA'ya üye olmadan, alete izin almadan uçurmak tabii ki riskli. Dediğim gibi ben bahçemde uçuruyorum. Sıkıntı yok benim için. Bahçemden içeri giremezler. 2 tane dobermanım var. İsterlerse gelsinler, ceza kessinler. Kendileri bilir. Hiç fark etmez. Köpeklerimi bağlayamam. Ama dediğim gibi bu aleti kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Ve hiç pişman değilim. Gerçekten çok memnun kaldım. Alanda memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Eminim Wi-Fi sorunu da çözeceğim. Gerekli her türlü açıklama burada var, mevcut. Takip modunu daha henüz keşfedemedim ama eminim takip modu, çünkü diğer videolarda görüyorum adamlar bu işi başarıyorlar. Ben de başaracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ürünü alır mıyız, almaz mıyız derseniz bence alın. Bence eğlenirsiniz. Teşekkürler. Gene ben. Bu sefer güzel bir müzik eşliğinde sizlere dışarıdan kayıt yapacağım. Drone'un ses özelliği yok. Yani ses almıyor. Sadece kuru kuru görüntü çekiyoruz. Mikrofonu yok. Belki de iyi, çünkü
Aletten çok ciddi bir pervane sesi geliyor. Bu ses birçok şeyi öteleyecektir. Olmaması avantaj olduğunu düşünüyorum. Evet, kızım daha önce bahsettiğim gibi ağlıyor şu anda, korkuyor. Bugün ayaklarını sallıyor. Bu korktuğunun işareti. Korktuğu zaman ayaklarını sallar. Bizim genetik yapımızda var. Korktuğumuz zaman ayaklarımızı sallarız. Bize ona da bizden bulaşmış belli ki. Bakın, bu aleti çatılarınızdaki problemleri de tespit etmek için kullanabilirsiniz. Çıkamadığınız yerleri tespitte kullanabilirsiniz. Bacalı çevresi işte vesaire gibi. Bahçelerin üzerinde. Emlak sektöründe kullanılabilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok etkili. Bakın, satmak istediğiniz bir arsanın, evin çevresinde bunu güzel videolar çekerek gösterebilirsiniz. Bu gerçekten keyifli bir hal alabilecektir. Sunum anlamında başarılı sağlayacağınızı düşünüyorum. Kötü bir şey değildir bu. Tabii gimbal'ın olmaması ne kadar etkili görüyorsunuz. Kamera çok ciddi bir şekilde sallanıyor, hareket ediyor. Siz ne kadar profesyonel olsanız da gimbal çok büyük bir avantaj kameralar için. Çünkü makine hareket etse de gimbal sabit kalabiliyor. Gimbal'ın güzel tarafı bu. Evet, şimdi iniyoruz. Başka videoya geçeceğiz büyük ihtimalle. Kendimizi de çekmezsek olmaz. Bu benim. Evet, bu benim. Yanındaki de hayat arkadaşım. Evet, hayat arkadaşım el sallıyor şu anda. Evet, bu da 120 metre yükseklikten Gacık manzarası. Bu arkada gördüğünüz çiftlik, Eminlerin, Ersinlerin çiftliği. Bakın, Gacık mezarlığı, Gacık'a çıkarkenki bayır. Burada müstakil evler var, bahçe işlerinde zeytin ağaçları. Gacık gerçekten çok güzel bir yer, görmenizi tavsiye ederim. Gacık köyünün merkezinde eski bir tarihi bir hamam var. Görünmeye değer. Ama tabii ki çok büyük özellikleri yok. Çünkü değerini bilen insan sayısı çok az burada. Çeşitli kültürel faaliyetler gerekiyor onun içerisinde ama maalesef vizyonlar çok dar. Umarım bizler bir şeyler yapabiliriz, bizler geliştirebiliriz. Evet, bu da kaçak yapı. Evet, orası. Doğa içerisinde 4 katlı 2 tane binayı diktiler. Sonra imar barışından faydalanıp ruhsat aldılar. Bunları yapanlar da maalesef bu şehrin üst düzey bürokratlarından biri. Yazık diyorum sadece kendilerine, yazık. O kadar küçülmemeli değerdi. Evet, ne güzel bir manzara değil mi? Yemişik, doğa. Ufuğun bittiği yerde, yani görmediğiniz yer deniz. Yaklaşık 5 kilometre mesafede. Gacık yolu, eski Gacık yolu. Evet, inişe geçtik yine. Aa, bir araba gidiyor. Bakın, görüntü kesintisiz, yani öyle bağlantı problemi çok fazla yok. Çok uzaklaştığınız zaman oluyor bağlantı problemleri. Donuk videolar çekebiliyor bazen, duraklayarak çekebiliyor. Ama videonun akışında bir sıkıntı yok. İşte bu sağ sol hareketleri insanları yoruyor gerçekten. Eminim siz de deneye öğrenerek bu işi üstesinden geleceksiniz. Hop. Bindik. Pili bittikten sonra, pili bitmeye yakınken kendini güvenli moda alıyor. Kendi başına inmeyi sağlıyor. Otomatik inişe geçiyor yani. Siz hiçbir şey yapmasanız da o kendi kendine iniyor. Bence en güzel özelliklerinden biri de bu. Çünkü ben okuyorum, birçok videoda izliyorum. Dronlar kayboluyor. Dronlar ortadan yok oluyor. Yanlış yerler iniyor, başka yerler iniyor. Bu durum sizi bu riskten kurtarıyor açıkçası. Yani nereye giderse gitsin, piliniz bittiğinde bu alet kalktığı yere geri geliyor. Yani açıkçası hani bir parayı alıp bir yere atmıyorsunuz veya endişe etmiyorsunuz. İnanın PTT ile bu iş yurt dışından gelirken daha çok endişeliydim. Gelecek mi diye. Şu andaki endişem, bunun uçurduğumdaki endişem, oradaki endişem kadar büyük değil.
bu alet geri koşarak geliyor. Bu evet, bu ilk videom. İlk çektiğimde bahçenin böyle arka tarafında çekmiştim. İnerken yanlış tuşa bastım, yanlış yere indirdim. Yani kalktığı yere inmedi. Kendim indirdim direktman. Tabii ki konum rotasyon olarak böyle otların içine indi. Ne olsun, sağlıklıydı, problem yok. Birkaç otu kestik, o kadar. Bunlar da otlarımız. O karınca var. Bunu görmemiştim.